mesela şimdi ben şöyle de bir gerçek var. Hani evlilikte ve çocukta hani bir şeylere hazır değilse ben biraz beklenmesi taraftarıyım. Şimdi hani mesela zor bir süreçten de geçmişsin haliyle bu tür durumlarda maddiyat önemli yani ister istemez. Hazır değilseniz mesela daha beklese miydiniz acaba? Yani o kadar benim bekleyecek vaktim yoktu. Niye? Rahatsızlığımdan ötürü kızlar. Ha, geçmiş olsun. Aynen sağ olun. Bu yaşıma kadar 6. ameliyatım oldum. Aa, buraya gelmeden de en son ameliyatım 20 gün önce oldum bu arada. Evet, aynen öyle. Sürekli yumurtalıklarda kistlerim oluşuyor, miyomlarım oluşuyor ve sürekli alınmak zorunda kalıyor. Ha. Bundan dolayı da ben tedaviye başvurmak zorundaydım. Tüp bebek tedavisine başvurdum. Tamam. Ondan dolayı bu destek maddi konuda biz biraz sorun yaşadık. İhtiyaç duydun kesinlikle yani. Kesinlikle öyle. Yani biliyorsun ki az bir masraf değil. Çok ciddi bilmediğim miktarlar şey aracımı diyor. Sattım bunun içinde bu arada. Oo, o kadar evet, mı? İlk benim tüp bebek tedavim bu arada olumlu sonuçlandı ama ya yani tuttu diyelim. İki tane tuttu onlarda ama iki tane cennet kuşlarım var benim. Ay. Aa, öyle. Evet. Normal doğum yaptım ve onları kaybettim. Allah rahmet eylesin. Sağ olsun. Sağ olun. Onlar 7 aylıklardı. Doğurdun mu yoksa düşük evet, mü yaptın? Evet arkadaşlar hastanede yatıyordum ben zaten. Enfeksiyon değerlerim çok yüksekti. Ani bir şey kanamayla normal doğum yaptım ve çok zor bir süreç oldu. İlk doğumum benim maalesef lavaboda gerçekleşti ve elimde doğdu. Ondan sonrası ikinci bebekte onun gece yarısı. Ne diyorsun? O da doğdu. Biri 6 saat yaşadı, biri 5 saat yaşadı. Ay kıyamam. Muayeneye gittim. Her şey mükemmel. Her şey suyum, normalken oldu. Evet yerindeydi. Sonra içime sinmedi o muayene. Dedim ki anneme, benim annem bu arada kadın doğum uzmanı yanında tıbbi sekreter. Aa. Anne dedim, evet aynen. Anne dedim, içime sinmeyen bir şeyler var dedim. Beni başka ne bir doğuyor? Doktora daha götürür müsün? Saçmalama çocuğum dedi, gayet iyi dedi. Hayır dedim, lütfen beni sen başka bir doktora ama. Götür. Evet. Anne işte hisseder. Ondan sonra böyle bir lavaboya gitmek istedim. Çünkü bir şeyler oluyor ama anlamıyorsun. Peki kaç haftalıktı bebek? 7 aylıktı tam. Ay, kocaman olmuş. Ama daha bak ben o evreleri biliyorum. Peki hani sen mi gördün düştüğü anda? Benim elime doğdu zaten. Ay. Nasıl bir şey ya? Tüylerim diken diken oldu. Hissettiğim bir can var karnında, onu kaybediyorsun. Zor gerçekten. Yani durum öyle. Ama canım benim çok yaratan öyle bir kader yazıyor ki kızlar size. Ben senden iki aldım diyor, iki de verdim diyor. Aynen öyle. Çocuğun ayrılıyor. İnşallah iki daha olur. Bebeğini kaybetme anını anlattın ya, çok büyük bir acı. Gerçekten çok, yani tüylerim diken diken. Yani şöyle bir şansım var. Beni öbür tarafta bekleyen iki tane melek kuşlarım evet. var. Evet. Aynen. O benim en büyük tesellim maalesef. Aynen. Bak Allah sana öyle bir şans senin vermiş ya. Var. Gerçekten. Senin sınavında çocuklarınmış. Olsun. Evet. Bir annenin yaşayabileceği en acı şey evlat acısı. Daha ötesi yok. O anlatırken hepimizin tüyleri diken diken oldu. Gerçekten. Canım teşekkür ediyorum. Ya. Allah bir daha kimseye yaşatmasın. Bir acı yaşat. Evlat acısı özellikle ay, kimseye doğru. yaşatmasın Allah. Ne desek boş yani. Biz senin yaşadıklarını hissedemeyiz tabii ki de kesinlikle ama. Kesinlikle öyle. Ama doğru. Sonrasında güzel iki tane de evladım. Ay. Ondan da bebek ne oldu. Mutlu.